Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sims 4 Parenthood için yeni yayınlanmış olan, daha doğrusu dün yayınlanmış olan kısa bir bilgilendirici videonun yorumlamasını yapacağız sizlerle beraber. İsterseniz hemen başlayalım. Bu video tabii ki de dün yayınlandı. Bugün ayın 24'ü. 23'ünde yayınlanmıştı. Hemen şuradan beğeneyim. Şu an gelin sizlerle beraber hemen bu neyi böyle videoyu yorumlayalım. Başlayalım. Başla. In the Sims 4 Parenthood Game Pack, develop parenting skills, enjoy fun family activities. Tamam. Şimdi kısacası diyor ki Sims 4 Parenthood game paketinde ne yapın? Kendi ebeveynlik skilllerinizi geliştirin ve aile aktiviteleriyle eğlenin. And shape your Sims childhood. Ve Sims'in çocukluk evresini, yani çocukluk evrelerindeki yaşamını düzenleyin diyor. Yaşasın, ne yapsın? Now, you Bilemiyorum. Şöyle şurada kalsın. Tamam. teach responsibility. Tamam, şimdi ne yapıyormuşuz? Simlerimize kendi sorumluluklarını Manners, öğretebiliyormuşuz. Onlara iyi huylar öğretip onlara empati yapma duygusu öğretebiliyormuşuz. how to better get along. Kendilerini nasıl biriyle daha iyi geçinebileceklerini, get along, hani biriyle geçinmek, nasıl daha iyi biriyle geçinebileceğini And how öğretebiliyormuşuz. kids control their emotions. Ve diğer, yani kendi çocuklarımıza şeylerini konuşamıyorum bile, duygularını nasıl kontrol edebileceğini öğretebiliyormuşuz. From toddler to Bu yapabilme şeyini de toddler'dan teen evresine kadar yapabiliyormuşuz. Ki bu çok hoş, deminden burada şeyle bildirim çıka çıka bir hal oldu. Neyse. parents impact character values. Şimdi neymiş? Parents, toddler'dan teenager olan evrelere kadar impact sanırım etki demekti. Karakter değerlerine etki edebiliyormuşuz şurada görülen tabloya göre. Burada ne diyor? Manners, huy demekti. Tavır demek. Emotional control, yani duygu kontrolü. Empati yapmak zaten direkten. Conflict resolution, conflict sanırım şey demekti. Biriyle geçinememek, anlaşamamazlık demekti. Hani conflict resolution, yani anlaşamamazlık çözümü demektim. Bakın mesela bu simin birazcık bu durumu kötüymüş. Responsibility de sorumluluk duygusu. Mesela bu çocuğun sorumluluk duygusu yüksekmiş ve empati duygusu yüksekmiş. Dediğimiz gibi ebeveynler çocuğun böyle bu tür duygularına etki edebiliyormuş. These values are determined by a child's behavior and the choices you Şeydim, neymiş bu? Determined by a childhood behavior. Yani bu senin çocuğun davranışlarıyla bir şeymiş, nasıl desem, belirliymiş ve sen bunu seçebiliyor musun? Birazcık salladım şu an. Dalen'la tanışın dedim. father. Every day he's becoming a better dad. Neymiş bu? Dalen tek yaşayan bir babaymış ve her geçen gün daha iyi bir baba olmaya çalışıyormuş, daha iyi baba oluyormuş. Güzel bir şey. Bakın burada sanırım ısırıyor parmağını. Tatlım, ısırma bu parmağını. Evet, parmağını ısırdı. Leveling up the new parenting skill will Neymiş? unlock new choices. Yeni parenting, yani ebeveynlik skillerimizi geliştirdiğim zaman yeni seçenekler açılıyormuş. These skills will improve with practice. Ne yapabiliyormuşuz? Bu skilleri biz kendimiz practice yaparak, yani pratik yaparak geliştirebiliyormuşuz. You can find tips online. Veya internetten küçük bilgiler araştırıp Or learn tricks from other parents. yapabiliyormuşuz. Tekrardan veya diğer ebeveynlerden bilgi alabiliyormuşuz. Yani ne yapabiliyormuşuz? Şu an ebeveynlik skillimizi kendimiz pratik yaparak geliştirebiliyormuşuz. İnternetten bilgi alarak geliştirebiliyormuşuz ve diğer ebeveynlerden bilgi alarak geliştirebiliyormuşuz. 3 yoldan ebeveynlik skillimizi geliştirebiliyormuşuz. Bu gayet hoş. Özellikle de internetten araştırıp diğer ebeveynlerden bilgi alarak geliştirmek benim çok hoşuma gitti. But nothing beats the experienced hand of grandma and grandpa. Ama burada da kısacası diyor ki hiçbir deneyim büyük anne ve büyük babanın deneyimini şey yapamaz. Dylan is getting the hang of this Geçemez. Salladım şu an. parenting thing. But junior science project İşte mesela küçük çocukların bilim projelerini won't make the grade. yapabiliyormuşuz. The Saladım yine. household next door runs like a well-oiled machine, except when the twins are in the same room. Tamam, mesela şimdi
Aynı odada şu an sanırım ikizler duruyor. Chad and Maddie. Bunlar sanırım şu an anlaşamıyorlar. Evet. Sibling rivalries sanırım şey demekti. Rekabet demekti. Yani kardeşler arasındaki rekabet. Ama bunu da ne yapabiliyormuşuz? Bu kardeşler arasındaki rekabeti ebeveynler kontrol altına alabiliyormuş. Çok güzel bir ayrıntı olmuş gerçekten. Ve bakın burada görüldüğü üzere sivilce detayları var. Ne yapabiliyormuşuz? Offspring ne demekti ki? Sanırım şey demekti bu, hani yavru çocuk anlamında. Ne yapabiliyormuşuz? Bunu de şey yapabiliyormuşuz. Böyle nasıl diyeyim, cezalandırabiliyormuşuz. Perhaps it's time for an earlier curfew. Bu mesela şu an şey olduğu için, nasıl desem, birazcık kaçırdım orayı ya, kusura bakmayın. Perhaps Ben de it's time for an anlayamadım. earlier curfew. You Curfew have the şey choice demek ama, to sokağa raise çıkma kids with yasağı tough demekti. love or a warm heart. Ha, mesela şu an oradaki şey Sim sokağa çıkma yasağı aldı. Hani cezalandırma sistemi gelmiş kısacası. Ben de şu an orayı tam olarak çeviremedim, kusura bakmayın. Or a warm heart. Mesela şey, ebeveynlerimiz şey olacakmış. With tough love Çok sert seven, tough or a sert demek. warm heart. Böyle Why sıcak cry kalpli over spilt paint? simlerimiz In olacakmış. parenthood, Sims truly shape the lives of their children. Ebeveynler gerçekten çocuklarının yaşamını düzenleyebilecekmiş. Teachable moments give you even more control. Yeni öğretici şeyler çok daha fazla The relationships kontrol, children build yani ilişkileri çok daha fazla kontrol altına with alabilmemizi their sağlıyormuş. parents are deeper, Şu an birazcık sallıyorum. affecting them both throughout their lives. As Sims grow older and become young adults, Mesela simlerimiz büyüyüp young adult oldukları they zaman can unlock new traits, yeni traitler açılıyormuş. create a responsible. Responsible sim. Mesela bu traitlerden bir tanesi responsible'mış. Responsible ne demek? Sorumluluk sahibi demek. Mesela eğer ileride, pardon, geçmişte çok güzel bir çocukluk geçirmişse bu bize young adult'ta responsible traitini kazanmamızı sağlıyor. Bu çok güzel bir şeymiş açıkçası. Sim with bad man. Bak, bad manners de mesela şey, kötü huylara sahip. Manners, huy, davranış demek. Kötü davranışlara sahip. Mesela kötü bir çocukluk geçirtirirsek çocuğumuza, young adult evresindeyken kötü huylara sahip bir sim olacak. Hani çocuğumuzun çocukluk evresini gerçekten güzel geçirmemiz geleceğe de çok büyük etki sağlıyor. Konuşamıyorum. Someone full of compassion. Compassionate şeydi sanırım, merhametli demekti. Ve de gerçekten yine iyi bir çocukluk evresi geçirtirirsek merhametli simlerimiz oluyormuş. And more. Ve daha fazlası diyor. In parenthood, the future is yours Bebeveynler, yani ebeveynler çocuklarının geleceğini düzenleyebiliyor diyor. Evet, böyleydi. Böyle de küçük bir, hemen şuradan yorumlara bakalım. Herkes, hani olumlu yorumlar var sanırım. Evet, ben bunları daha sonradan ben incelerim bunları. Şuradan beğenmeyi unutmayalım. Tamam. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Siz bu paket hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıkçası bu paket benim çok hoşuma gitti. Yani ilk başta birazcık ön yargılıydım. Yani bunlar aile paketi çıkararak hani nasıl bir şey çıkaracaklardı? Ben Generations gibi bir içeriğin gelmesinden çok korkmuştum açıkçası. Çünkü benim Sims 3'te en sevmediğim eklenti paketi Generations'tı. Tamamen boş bir eklenti paketiydi. Ama şu an Parenthood eklenti paketi benim birazcık beklentilerimi karşıladı. Tabii ki de bunu oynanış sırasında da göreceğiz. Şu anlık oyun paketi güzel gözüküyor ve Sims, yani Sims ekibi EA Sims 4'te oyun paketi alanında gerçekten çok başarılı. Şu ana kadar çıkmış bütün oyun paketleri bence çok başarılı. Hepsi birbirinden güzel. Umarım bu da beni hayal kırıklığına uğratmaz oynanış açısından. Lütfen yorumlar kısmına da kendi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın ve hoşça kalın.